Güzel oyuncu Bensu Soral'a sevgilisi Hakan Baş'tan evlenme teklifi geldi mi? Ne zaman evleniyorsunuz? O zamanı ne zaman vallahi. Mustafa Ceceli sinemaya nasıl göz kırptı? Gelen senaryolar da var. Rol beğenmeyen tipler gibi de olmayayım. Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy bu kez popun kraliçesi mi oluyor? Bu albümü bana özel kılan çok şey var. Müzikte 10 parmağında 10 marifet olan Mustafa Ceceli, sinema filmi oyunculuğuna adım atmak için gün saydığını açıkladı. Çünkü hem aranjör hem de sanatçı olduğum için, aynı zamanda şarkı söylediğim için ben hem işin mutfağında hem de servis kısmında çalışıyorum. Dolayısıyla yakındır ya yakın o da. Mı, var mı? Yakındır, yakındır. Mustafa Ceceli bir romantik komedi filminde rol almak istiyormuş. Bir tık romantik olsa iyi olur yani. Romantik bizim şarkılar gibi. Neden olmasın? Ama tabii bilmiyoruz. Sonuçta hani böyle rol beğenmeyen tipler gibi de olmayayım. Bunun eğer dediğim gibi altından kalkabileceksek bunu da anca bir profesyonel. Neden olmasın yani? Normal günlük hayattaki gibi. Oyunculuk yapmak için gün sayan ünlü şarkıcı, Star'da perşembe akşamları ekrana gelen Cesur ve Güzel'i çok beğendiğini söyledi. Cesur ve Güzel güzel ama Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisi. Kalıyor nasıl bir süper zaten yani hemen de kendini gösteriyor. Ben seninle savaşmak istemiyorum. Babam zorba olabilir. Ama katil değil. Nilgün Belgün de sinema hayalini açıkladı. Bir Ferzan Özbütek filminde bir de Çağınırmak filminde oynamak isterim. Önemli değil gerisi. Hayalinizdeki iki yönetmen. Evet, onları seviyorum. Ufuk Özkan, Tuana Türkay, Burçin Bildiğin ve Starlife'ın başarılı sunucusu Müge Uzel'in başrollerini paylaştı. Sen Sağ, Ben Selamet dün gösterime girdi. Bu sansar suya çıplak girecek. Olmaz! Bu kadar a**nın içinde hayatta olmaz. Kim vurduya giderim vallahi. Tuana Türkay gorilli sahnelere ilk başta konsantre olamamış ve gorilden çok çekinmiş. Onu karşımda ilk defa gördüğüm zaman şey dedim, tutuyorlar değil mi? Tasması falan var mı bunun diye böyle. Hani hakikaten inanılmaz special efektlere gerek kalmadan aslında karşımızda duran bir goril var, kanlı canlı yani. Ufuk Özkan Marmaris'te çekilen filmle ayrı bir deneyim kazanmış. Maddi manevi çok büyük emek harcandı hakikaten. Ben tabiri caizse bu meslekteki, bu sektördeki askerliğimi Sen Sağ Ben Selamet filmiyle yaptım aslında. Öyleydi. Sabah saat 5 çeyrekte kalkıyorduk. Evet. Kahvaltıya iniyorduk. Sabah saat 6'da hareket. En yakın lokasyonumuz, çekim yapacağımız yer 70 kilometre uzaklıkta. Ve gün ağırlıklı bir iş olduğu için gündüz yani gün ışığı bittiğinde aslında işimizin bittiği ama... Ama güneş gitmiyor işte Marmaris'te. Güneş gitmiyor. Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy, popun kraliçesi olmak için kolları sıvadı. Değmez, 90'lı yılların unutulmaz pop şarkılarını seslendiren Muazzez Ersoy, albümünün tanıtımında üzerinde kendi fotoğrafı bulunan pastasını kesmeye kıyamadı. Kıyamıyorum, ben beni nasıl keseyim? Pastanın üzerinde Swarovski taşlar da bulunuyor. Swarovski'ler de çıkıyor. Taşlı. Albümün kapak tasarımını oğlu Ender yapmış. Muazzez Ersoy bu gururu özenli kelimelerle anlatıyor. Beslediğin, doğurduğun, dünyaya getirdiğin büyüttüğün yavrun bugün senin CD'nin tasarımını yapıyor. İçeriğini yapıyor. Yani bu hakikaten bir anne olarak gurur duyuyorum. Dört kez kanseri yenen oyuncu Açelya Elmas sahnelere transfer oldu ve İstanbul'da bir konser verdi. Oyunculuğu eğitim görerek bir şekilde oturtabiliyorsunuz. Yine Allah vergisi tabii ki ama üzerinde çalışmalı oluyor. Ama ses çok... Çok fazla Allah vergisi. Kendine özel bir yetenek. Güzel oyuncu
oyuncu Bensu Soral ve sevgilisi Hakan Baş, Arnavutköy'de bir balıkçıda yemek yedi. Hakan Bey oyuncu sevgilisini kıskanmıyormuş. Bensu'nun işi bu, o yüzden benim, yani ben yorum yapmıyorum. O açıdan çok şanslıyım zaten, sağ olun. Çok olgunlukla karşılıyor. Çiftin henüz evlilik planı yokmuş. Daha şimdi işimiz gücümüz var, bir zamanımız var ama İnşallah. Çok mutluyuz. Maşallah. O zamanı ne zaman? Vallahi sürpriz yaptın. Vallahi sürpriz yaptın. Bensu Soral'ın sevgilisini tanıyana aşık olana kadar evlenme planı aklında hiç yokmuş. Ya benim hiç öyle bir hayalim yoktu. Ama işte Hakan'ı tanıdıktan sonra kafama yatmaya başladı. Çünkü yani tabii ki Hakan'ı çok seviyorum ve ömrümü onunla geçirmek çok isterim. Ama tabii ki yani kısmet, kısmet klasik. Hakan Baş çok romantikmiş. Ya biraz romantik ya, evet. Ben mi? Değil misin? Yani. Yok yok ya, şey romantik çok şey yani böyle düşünceli diyelim. Romantik rahatsız ediyorsa. Aynen, çok sürpriz yapar, çok düşünceli. Çağla Şikel yakın arkadaşı Hakan Akkaya ile gece gezmesine çıktı. 2017'den beklentileriniz ne? Her zamanki gibi önce sağlık. Yavrularımın, sevdiklerimin sağlığı tabii ki. Tabii ki başarı, huzur, mutluluk. Çağla Şikel şoförünün kullandığı özel aracıyla evine döndü. Aynı Çağla Şikel bir sonraki gün emektar mankenler Simge Tertemiz ve Özge Ulusoy'la podyuma çıktı. Çağla Şikel'in ölüm en büyük korkusuymuş. Yaşamayı çok seviyorum, çok mutluyum. Her an böyle tadını çıkartarak yaşıyorum. Sonra öleceğiz ya, hani o zaman yaşayamayacağız ya, ondan dolayı üzgünüm yani. Keşke hiç bilmesem öyle gitse yani. Ay psikoloğa ihtiyacım. Çağla Şikel daha sonra da bir düzeltme yaptı. Yani ölümden korkmuyorum, yanlış anlaşılmasın. Bana bir şey olmayacak, geride kalanlar olacak yani sonuçta ama belki de bu aşırı tutkulu bir hayat yaşıyor olmamdan da kaynaklanıyor olabilir. Aynı etkinlikte Demet Akalın da sahneye çıktı. Demet Akalın yeni yılın ilk saatlerinde Bakü'de sahnede olacakmış. Böyle çok güzel bir iş yani. Yarım saat ama çok sanatçı var. Oranın da tabii ki kendi starları var. Onlar da çıkacakmış. Demet Akalın doğum yapacak olan Gülşen'e de büyük destek vereceğini açıkladı. Normal doğum yapacağım diyor. Hiç bir de çok rahat geçiyor. Allah'a şükürler olsun ki benim öyle değildi. Onun için onun çok değişik fantazileri var. Son bir ayda. Abi. Kendi bakmak istiyor çocuğa falan. Ben size havadisleri vereyim yani. Tabii 6 ay dadı falan istemiyorum. Ben kendim... Ha tabii arkadaşım. Görüşürüz. Bir hafta veriyorum sanırım. Çünkü böyle cesaretli arkadaşlarım hep var. Ben kendim bakacağım falan. Sonra bir hafta Demet şu dalıyı nereden bulabiliriz diye. Hedefim dişi Şener Şen olmak açıklamasıyla dikkat çeken oyuncu Derya Şen, Ornella Muti pozu vermek için havuza girdi. Haftanın 4 günü 5 günü dizinin setindeyim. Fakat hani bizim işimizde yoğunluk çok fazla. Derya Şen, dünyaca ünlü yıldız Ornella Muti'ye benzetildiğini söyledi. Herkes birbirlerini muhakkak birilerine benzetirler. Evet, yakın çevremde birkaç kişi demişti. Ama hani ben tabii çok önemsememiştim bunu. Hani şöyle, çok böyle benzetilerek de bir şeyler hani yapmak peşinde hiçbir zaman olmadım. Fakat gerçekten kimse tek değildir. Muhakkak birilerine benziyoruz ve bence benzemek de kötü bir şey değil zaten. Ayrıca hani böyle bir yıldıza benzemek, benzetilmiş olmak mutluluk verici benim için. Murat Boz Bostancı'da konser verdi. Ünlü popçu uzun süren Avrupa turnesinde hastalanmış. Hasta hasta İstanbul'da sahneye çıkan Murat Boz çok heyecanlıydı. Kısık, ses kısık bugün. Bakalım nasıl olacak. Hava değişimi yorgunluk. Tabi yolculuk özellikle uçuş bizi bayağı yoruyor. Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı, oğulları Can'ın hem müziğe hem de basketbola çok meraklı olduğunu söyledi. Can vallahi büyüyor işte. Bol bol vakit geçirmeye çalışıyoruz. Haftanın 5 günü zaten kreşe gidiyor. Onun dışında beraberiz işte. Ne bileyim, oynuyoruz, geziyoruz.
aynı gecede Zeynep Beşerler oğlu Kerem'in aşırı şekilde babası Emir İçgören'e benzetildiğini itiraf etti. Aynı baba, hiç bana benzemedi ki, hep ona benziyordu. Hep doğduğu günden beri ona benziyordu önce yani. Önce değişir diyorlar yani. Hiç değişmedi. Şebnem Bozoklu yaz başından bu yana sıkı bir diyetle 15 kilo vermiş. Kolay değil öyle al ver falan. Bir de film için olunca kısa sürede almak zorunda kaldım. Kısa sürede vermek zorunda kaldım çünkü dizi başlayacaktı. Yazın kızı Zeyno ile bol bol tatil yapan Teoman İstanbul'da hayranlarına bir konser verdi. Eşi Serdar Ortaç'la boşanacağı haberlerine sosyal medya hesabından bir fotoğraf ve gıybet şarkı sözüyle cevap veren Chloe'ye nazar değmiş. Evde elbise dolabının kapısı yüzüne çarpan ve gözü moraran Chloe görünmez bir kaza yaşamış. Elması kemiğine vurmuş. Telefonla konuşurken görmeyip öyle tatsız yani. Ama geçti şimdi bir şey. Yavuz Seçkin ve Seda Güven'in başrollerini paylaştığı dün gösterime giren Oldu Mu Şimdi isimli filmin galası İstanbul'da gerçekleşti. Çok sıcak bir komedi. Yani bu oyuncu kadrosuna da baktığınız zaman zaten hiçbir hikaye olmasa dahi çok yani bu oyuncuları serbest bıraksan hepsinin kendine özel bir komedisi var. Sen komik olduğunu falan mı zannediyorsun lan? Ha 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 ha.